Evet, sevgili seyirciler, Ali Erbaş'tan söz ediyoruz. Diyanet'in yeni başkanı. Şimdi önce eski FETÖ Derneği üyesi olduğu ortaya, hatta yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştı. Ve yeni çıkan belgelere göre de dün gece paylaşmıştık sizlerle Halk TV'de ilk kez Ali Erbaş'ın imzasının olduğu FETÖ imamı denilen Adil Öksüz'ün doktora tezinde arasında imzaları bulunanlardan biri Ali Erbaş. Başka ne icraatları var? Laiklik karşıtı söylemleriyle biliyoruz Ali Erbaş'ı. Bütün bunları da CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'le konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Erdem, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ben Ali Erbaş'la ilgili nereden söze başlayacağımı bulmakta güçlük de çekiyorum. O kadar çok şey var ki FETÖ Derneği'nin yöneticisi, eski FETÖ Derneği'nin yöneticisi Adil Öksüz, FETÖ İmamı Adil Öksüz'ün doktora tezinin üstelik dinler arası diyalogla ilgili Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'i karşılaştıran bir tezden söz ediyoruz. O da bir başka ilgi çekici nokta. Bu doktora tezinde altında imzası bulunan kişilerden biri de yine Ali Erbaş. Ve Ali Erbaş kim? Laiklik karşıtı söylemleriyle tanınan bir isim. Ne evet. diyeceksiniz? Özellikle son konuşmasında Allah'ın kelamını bilmemekle suçluyor laikleri ve Hodri Meydan gelsin kim iyi biliyor görelim diyor. Siz ne diyorsunuz Ali Erbaş için? Şimdi şöyle, ben tabii bu arkadaşlar geçmişte FETÖ ile ilişkilerini gündeme getirdiğimiz takdirde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz bilmiyorduk. Bunların bir terör örgütü olduğunu biz bilmiyorduk. Dolayısıyla bilmediğimiz için biz bu konuda kabahatli sayılmayız diyorlar. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da söylüyor. Biz bilmiyorduk böyle bir niyetleri olduğunu, kandırıldık diyor. Hükümetin bütün hemen hemen sözcüleri aynı sözü tekrar ediyorlar. Dolayısıyla bunların FETÖ ile ilişkilerini ortaya koyan geçmiş verileri tarihe not düşmek üzere gündeme getirmek makuldür. Lakin bunun daha ötesinde bugün yapmış olduğu konuşma beni çok rahatsız etmiştir. Şimdi bakınız, bu arkadaş seküler bir devletin, laik bir devletin laikliği herhangi bir tarikatın tasallutundan ya da bir inanç istismarcısının tasallutundan koruma adına inşa edilmiş bir kurumun başına getiriliyor. Ve geldiği ilk gün laikliğe karşı mücadele yemini ile adeta söze göreve başlıyor. Evet. Bu meseleyi buradan ele almak gerekir. Bunların zaten içlerinde geçmişte FETÖ ile kol kola girmemiş bir tek kişi dahi bulmak pek mümkün değil. Hı hı. Ama esas burada yani işin en daha tehlikeli boyutu seküler olanların, yani laikliğin, devletin laik olması gerektiğine düşünen insanların, ki bunlardan biri de benim. Yani ben 9 tane İslam tarihi, felsefesi, Kur'an'ın kelamı üzerine 9 kitap yazmış bir kişi olarak aynı zamanda birçok otoritenin geçmişte İslamcı olarak tanımladığı bir kişi olarak, yani ben kendimi çok böyle İslamcı olarak tanımlamam ama öyle tanımlanmış biri olarak geçmişte, şunu çok net söylüyorum ki bugün devletin bütün inançlara eşit mesafede olmasından rahatsızlık duyanların tamamı, eğer Kur'an ve peygamberin hayatı kriter edinilecekse, din terminolojisinde kafirliğe denmişler. Çünkü bakınız, bizim peygamberimiz dünyanın en büyük barış insanıdır. Gelmiş geçmiş en büyük devrimcilerden biridir. Bu büyük insan, bu yüce ahlak sahibi insan Medine'de tam da bugünün diliyle laik bir rejim inşa etmiştir. Medine vesikasında bütün inançlara eşitlik vardır. Bir inancı tutup öbürünü atma yoktur. İnanmama özgürlüğünü de tanıma vardır. Şimdi bu kafalar esasen şunu ilan ediyorlar. Bugün laiklikle mücadele adına dünyada faaliyet gösteren tek yapı IŞİD terör örgütüdür. Şu anda fiili olarak sahada olanlardan bahsediyorum. FETÖ de vardır, o da vardır ama fiilen hala yaşamakta olan tek yapı IŞİD'dir. Evet. Dolayısıyla bugünün Türkiye'sinde ve bugünün dünyasında laiklikle mücadele eden herkes IŞİD ile yoldaş olduğunu bilmelidir. IŞİD ile yoldaş olduğunu bilmelidir. Laikliğin çok küçük dozda, minimal düzeyde tartışılmaya başladığı dönemlerde dahi devleti laiklik ekseninden kaydırdığınız an ortaya çıkan sonuçların ne olduğunu biz 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da birbirine pusu kuran iki güçten ikisi de laiklik karşıtıydı.
15 Temmuz darbe girişimini sekülerler yapmadı. Evet. Dolayısıyla sekülerizmle mücadele demek toplamda tarihin, toplumun, imanın, bütün insani değerlerin o kümülatif mirasıyla da mücadele demektir. Bu bilinçten yoksun olan zır cahil kafaların bu kadar önemli kurumlarda konumlandırılmasını ben bir türlü hazmedemiyorum. Cumhuriyetin kurmuş olduğu Diyanet İşleri'nin başına cumhuriyetle kavgalı, cumhuriyetle mücadeleyi şiar edilmiş kafaların getirilmesi, açık bir selefi ihtilal ve darbe girişimine maruz kaldığımızın bir gerçek yansımasıdır. Yani o zaman Sayın Erdem, şunu söylemek mümkün değil herhalde. Bütün bu sizin anlattıklarınızın gözden kaçıp da böyle bir kişinin Diyanet'in başına getirilmesi söz konusu dahi olamaz. Bilinçli bakın, olarak yapılıyor o zaman bu. Bakınız, bu demin bir şey söyledim, dikkatinizi çekmesi babında tekrarlayayım. Bugün laiklikle sihirli mücadele veren Orta Doğu'da en büyük örgüt IŞİD'dir, terör örgütü. Evet. IŞİD'in itikadı selefizmdir. Bugünkü hükümetin itikadı da esasen selefizmdir. Yani daha soft bir selefizmi savunurlar. Hı hı. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Hükümet bir darbe girişimine hazırlanıyor diye düşünüyorum. Yani bütün kurumların başına laiklikle mücadele etmeyi amaç edinmiş insanların yerleştirilmesi benim kafamda bir ihtilal arayışı içinde olan bir siyasi hareket itibarı. Bu beni rahatsız ediyor. Evet. Yani TSK'ya da böyle bir musallat olma haliyle karşı karşıyayız. Emniyette de Menzil gibi bir takım yapıların çok ciddi kümelendiğini görüyoruz. Bakanlıklarda yine benzeri yapıların kümelendiğini görüyoruz. 15 Temmuz'dan ders almadınız mı siz? Tarikatları devlete, tarikatlara teslim ettiniz. Bu ülkenin başına nelerin geldiğini hep beraber gördük. Biz zaten bunu anlayamıyoruz Sayın Erdem. Şimdi bir 15 Temmuz darbe girişimi atlatıldı. Onunla mücadele ediliyor. Öyle söyleniyor. Ama bundan sonra atılan bütün adımlar da hiç onunla mücadele ediliyormuş gibi değil. İşte çeşitli cemaatlerle, tarikatlarla protokoller imzalanıyor. İşte çok önemli kurumların başına getirilen isimlerin profilleri ortada. Yani neresinde bunun mücadele? Bakınız şimdi insan üretecek birikimi olmayan, insan üretecek kültürel alanı olmayan bir iktidar mevcut tarikatlarla iş yapmaya mahkum ve mecbur. Şimdi bu iktidarın makul demokrasiyi güçlendirecek yahut da teknik alanda Türkiye'ye katma değer üretecek, insan yetiştirecek bir çalışması var mı? Yok. Böyle bir durum söz konusu mu? Değil. Mevcut eğitim sisteminin geldiği nokta ortada mı? Ortada. Ne yapıyorlar? Eldeki yetişmiş kadro kimde var diyorlar. İşte en çok bunlar bu FETÖ'cülerde vardı. Onlara tevessül ettiler. Şimdi de zannediyorum ki diğer cemaatleri kontrol altına alarak bir yapılanma arayışı içerisine girdiler. Ben buradan çok net söylüyorum bakın. Dedi ki o Diyanet İşleri Başkanı, sekülerlere tebliğ yapmak lazım. Yani dini sekülerlere anlatmamız lazım dedi. Evet. Ben çok açık bir çağrı yapıyorum. Diyanet İşleri Başkanı, ben Eren Erdem olarak, ben bu İslam üzerine çalışmaları bilinen bir insan. Türkiye kamuoyunda da bilinen, Orta Doğu'da bilinen bir insan. Sodri Meydan. Peki. Gelsin istediği bir ekranda birbirimize dini anlatalım. Ben onun Allah'ın peygamberinin getirdiği dine tabi olduğu kanaati bende oluşmadı bu konuşması sonrası. Ben onu hidayete ermesi için bir televizyon ekranında kendisine İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmaya hazırım. Evet, bu vesileyle bu çağrımızı paylaşmış olalım Sayın Erdem. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için efendim. Şunu bir kere daha, bir cümle çok önemli. Son cümlenizi alayım lütfen. Bu ülkede laiklik devletin teminatıdır diye düşünen kimse dinsiz değildir. Müslüman olan herkesin de laikliğin İslam'ın özgürce yaşanması için tarihi bir fırsat olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekir. Peki. Aksi takdirde ortaya çıkan sonuçları 15 Temmuz'da gördük. Benzeri sonuçlar görmemek için hepimiz uyanık olmalı. Bu tür provokasyonlara fırsat vermemeli. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdem değerli yorumlarınız için. Sağ olun, teşekkür ederim.